Eylül'ün sesiyle. Baylar, 1981'deyiz. Karşınızda Eylül'ün sesi. Ağustos'a çekildi Eylül'ün sesi. Birazdan konuşacak. Bu dünyada yaşamak can sıkıcı bir şeydir baylar. Tepelerde bulamaçların kahverengi eridiği, eriyip sarı sarı aktığı bir mevsim. Bir saat gibi işlerken avucumdaki yüz çiçeği, yosunların kapılara usulca tırmanıp yerleştiği, yani Eylül'ün sesi, buysa çok iyi baylar. Yaz geçti, söz gelimi midyelerden yorulduk. Eni boyu belirsiz bir ıslaklıktan, upuzun gündüzlerden, sevimsiz otellerden, Eylül ki sorabilir mi? Hüzünler iç kamaştırıyor, aşklarsa niye yoksul? Bir asfaltın kuru sıcak soğuğundayız. Oysa bir deniz feneri mevsimsiz ölür baylar. Dahası bu düğmesiz giysileri şöylece giymek, bir boşluğu giyinmek mi olur? Olsun. İşte karşınızda Ekim'in sesi, Kasım'ın sesi sonra. Yağmurun eşliğinde çocuğunu emziriyor yaz. Bundan böyle günlerimiz nasıl geçecek baylar? Her şey o kadar dokunaklı ki, Eylülsem, istemeden kırılıyorsam bazen, dağınık, renksiz bir mozaik gibiysem, üstelik yalnızsam bir de, telefonda kuş sesleri, aynalardan duvarlara bir üzünç akıntısı. Bu dünyada çekingen olmak çok iyi bir şeydir baylar. Sonra bir kır kahvesi kendini okurken, masaları toplanmış, bardakları toplanmış, tam kendini okurken, derim ki, bir semti iyi tanımak kadar iyi tanımalı dünyayı. Açın radyolarınızı, Eylül'ün sesi. Bu dünyada can sıkıntısının bir başka anlamı var baylar. Elmalar silik silik kırmızı artık, olsun. Gözlerimiz tozlanmış, kirli. Gizlisi yok. Bu dünyada böyle sıkılmak iyi. Sıkılmak iyi baylar. Biz hazır tuttukça böyle. İçi yangından alev alev, dışı buz tutmuş kalplerimizi. Edip Cansever.